Çocuklarda sinüzit tedavisinde neler yapılabiliyor bugün için? Ne gibi tedavi seçenekleri var? Özellikle çocuklarda öncelikle konservatif gitmek gerekiyor. Konservatif gittiğiniz fakat devamlı tekrarlayan, hatta komplikasyona gitmiş olan çocuklarda komplikasyonun dahi, az evvel bahsedilen selülitin dahi tedavisi antibiyotiktir. Antibiyotik tedavisiyle, uzun süreli antibiyotik tedavisiyle çok güzel sonuçlar alırsınız. Ama baktınız ki bu devamlı başınızı ağrıtmaya başladı. Artık çocuk bir miktar sinüzitli, bir miktar az miktarda da sinüzitsiz zaman geçirmeye başlıyor. O zaman çocuklarda yapacağınız ilk cerrahi geniz etinin alınmasıdır. Geniz eti bir takım mikroorganizmaların rezervuar olması, yani oranın bir üs olarak saklanması nedeniyle önemlidir. Üstelik burnun fonksiyonlarını da bozduğu için sinüslerin havalanması üzerine negatif etkisi vardır. Geniz etinin alınması ilk cerrahi seçenek olarak karşımızda durmaktadır. Bir grup çocuk bundan, çok büyük bir grup çocuk bundan çok fayda görür. Ama nadiren de olsa geniz etini almanıza rağmen izleyip fayda görmeyen bir takım çocuklar da olabilir. Bunlarda bir takım silya fonksiyon bozukluklarının araştırılması ve tomografilerin çekilerek bir aksilik olup olmadığının görülmesi uygun olacaktır. Bu çocuklarda çok nadir de olsa, bakın tekrar altını çiziyorum, çok çok nadir de olsa erişkinlerde uyguladığımız fonksiyon endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmaktadır. Ve bu şekilde buna bir çözüm bulmamız mümkün olabilmektedir.